Ben avukat Ayhan Ömen. Evet, hemen ilk soruyla başlıyorum geçen haftadan kalan. Takipçimiz şunu soruyor. Amerika'da resmi olarak evli olduğum fakat Türkiye'de resmi evli olmadığım eşimi Green Card çekilişinde beklemeli miyim diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani ister bu Amerika'da evli olun, ister Türkiye'de, ister dünyanın başka bir yerinde. Sonuçta resmiyette evli olarak görünüyor olacaksınız. Dolayısıyla bu başvurunuzu yaparken siz ister Türkiye'de evli olun, ister Amerika'da evli olun, ister bir tarafta belli olmuş olabilir, diğer tarafın kayıtlarında görünmeyebilir. Önemli değil. Evli sayılıyorsunuz ve dolayısıyla resmi evli olduğunuz eşinizin bilgisini girmeniz gerekiyor. Bu başvurudan faydalanmak için değil. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. Ben liseyi bitirmedim. Liseye gittim ama bırakmak zorunda kaldım. Amerika'da bana sponsor olacak birini bulsam eğitimim sorun oluşturur mu diye takipçimiz soruyor. Tabii buradaki sizin Amerika'da bir sponsor bulmanız ne tür bir sponsorlukla ilgili olduğu önemli. Bu çalışma vizesi için olan bir sponsorluk mu? Yoksa bir iş yerinin sizin için Green Card başvurusu yapacağı bir sponsorluk mu? Buna göre değişebilir. Tabii aynı anda sizin eğitiminiz üzerinden bir pozisyon için sponsor olunabilir. Ya da tam tersi eğitiminizle ilgili olmayan bir beceriniz, tecrübeniz onunla ilgili olan bir yeşil kart dosyası ya da çalışma vizesi dosyası yapılabilir. Dolayısıyla sizin eğitiminizi tamamlamamış olmanız sizin Amerika'da çalışamayacağınız anlamına gelmez. Önemli olan nokta burada size sponsor olacak firmanın ne tür pozisyonda sizi işe alacağıdır. Ve dolayısıyla bundan dolayı da siz buradaki çalışmalarınızı yapabileceksiniz. Sponsorluk üzerinde, sponsorluk yapıldığı zaman size. Dolayısıyla eğitiminizi tamamlamanız sorun oluşturmayacaktır. Eğer ki çalışacağınız pozisyon bunu gerektirmiyorsa deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 vizesiyle Amerika'da iş kurup sonra işler umduğumuz gibi olmazsa iş yerini başkasına devir edebilir miyiz? Yoksa o yatırdığımız para yanıyor mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim buna cevap verirken. Siz eğer Amerika'da iş kurdunuz ve yatırım yaptınız ve bunun sonucunda da E2 vizesi almaya çalıştınız fakat alamadınız. Bu alamama durumu olduğu zaman siz sonuçta Amerika'da bir iş yeri sahibisiniz ve yatırımınız var. İş yerinizi satabilirsiniz, devredebilirsiniz. Bu tabii ki E2 vizesi alıp almamanızla ilgili olan bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla eğer sizin Amerika'da bir iş yeriniz varsa, şirketiniz varsa ya da ortaklığınız varsa bununla ilgili devirleri gerçekleştirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu noktada bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Fakat şunu da ekleyelim biz. Burada eğer siz bir iş yerini satın alacaksanız ve o iş yeri sizi satacak kişi sizin E2 vize alma koşulunuzla almanızı kabul ederse bu şartları, o zaman da aslında böyle bir yatırım yaparken yatırımı 7 yemin dedikleri avukatın escrow hesabına yapabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla vizenizi alamamanın durumunda da paranız geri alma durumunuz oluşabilir. Yani ama tabii bu da iş yerini satacak kişiyle yapacağınız anlaşmaya göre değişecektir. Yoksa farz edelim alamadığınız vizenizi, o zaman iş yerinizi devredebilirsiniz, satabilirsiniz. Bu imkanlarınız arasında olacaktır. Evet, diğer takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. Eşimin şu an Amerika'da food truck'ı var ama kimse işletmiyor. Bunu kendisi işletmek isterse bu yolla yatırımcı vizesi alabilir mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer eşinizin Amerika'da böyle bir işi varsa, şirketi ya da food truck'ı ve buna yatırım yapmışsa ve yasal durumda bir sorun yoksa eşinizin ve bu yatırımın üstüne o iş yatırımı işletmeyi, yönetmeyi ve bu işi yönetme noktasında adımlar atmak istiyorsa tabii ki yatırımcı vizesine başvuru yapabilir. Önemli olan tabii yatırımın yapılmış olması, yatırımın kaynağı ve buradaki kurulan işin istihdam yaratmayacağı. Dolayısıyla bu koşullarda yerine geliyorsa eşiniz bu sayede yatırımcı vizesine gitme imkanı olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Konser organizatörüyüm. 2016 yılında 10 senelik vizemi hiç kullanmamama rağmen Amerika şikayetten ötürü fiziki ispatı olmadan vizemi iptal etti. Yasal olarak bir hakkım var mı diye bu takipçimiz soruyor. Amerikan hükümeti, tabi Amerikan konsolosluğu bu noktada yetkili olarak size turist vizesini vermiş olabilir.
Siz bu vizenizi hiç kullanmamış bile olsanız, kullanmış bile olsanız Amerikan konsolosluğu verdiği vizeyi geri alma hakkını kendinde tutuyor. Dolayısıyla vizeyi vermiş olabilir size zamanında ama şu an vizeyi iptal etmiş olabilir. Dolayısıyla bu noktada herhangi yapabileceğiniz bir itiraz mekanizması söz konusu değil. Tek yapabileceğiniz şey tekrar vize başvurusu yapmanız olabilir ve vize başvurusu yapıp tekrardan bu turist vizesi almayı deneyebilirsiniz. Yoksa onun dışında herhangi bir ispat veya işte herhangi bir yere itiraz durumu söz konusu olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. 12-28-2009 tarihli Green Card sahibiyim ve kartımın süresi 01-29-2020'de bitiyor. Sürekli Amerika'da yaşamıyorum. Şimdi sadece giriş çıkış yapıyorum. Kartımı yenilemeye başvurduktan ne zaman sonra parmak izine çağırıyorlar diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer var olan yeşil kartınızın bitmeden yenilemek için başvuru yapmak istiyorsanız bu başvuru yaptıktan sonra tahmini 1 ay, 1,5 ay, 1,5 ay ile 2 ay arasında size randevu tarihi vereceklerdir. Fakat bunu bazen söylemek çok zor çünkü bazen hızlı gelebiliyor bu randevular, bazen de gecikmeler yaşanabiliyor. Ama genelde 1 ile 1,5 ay süresinde başvuru yapıldıktan sonra parmak izini yapmanız ya da gelmesini ya da haberiniz olması çok doğal bir süre olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. Arkadaşımın Amerika'da restoranı var ve benim aşçılık diplomam var. Oraya aşçı olarak gidebilir miyim ve çalışma vizesi alabilir miyim? Arkadaşım tüm giderlerini karşılayacaktır. Aşçılık üzerinden HB1 vizesi alabiliyor muyuz diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerika'da ki arkadaşınızın bir restoranı var, işletmesi var ve kendisi anladığım kadarıyla sizin de aşçılık yeteneğinizden dolayı sizi Amerika'ya getirip iş yerinde ona yardımcı olmanızı, çalışmanızı arzulamakta. Bu noktada iki türlü adım atabilir. Bir tanesi geçici çalışma izinleri altında, çalışma vizeleri altında sizi buraya getirebilir çalışmanız için. İkincisi de yeşil kart başvurusu yapabilir size ve yeşil kart üzerinden size süreci başlatıp yeşil kartınızı alıp hem onun yerinde çalışma imkanını elde etmenizi sağlayabilir. Yoksa HB1 tarzı çalışma vizeleri aşçılar için uygun olan bir vize türü değil. Genelde üniversite eğitimi gerektiren pozisyonların için uygun olan bir çalışma vizesi türüdür H1B'ler, HB1'ler. Ama onun dışındaki çalışma vize imkanlarınız olacak ya da yeşil kart imkanlarınız işletmesi üzerinden, arkadaşınızın iş yeri üzerinden mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. Amerika'da orduya giriş ile ilgili, yani Amerika'da orduya girmenin yaş sınırı, Türkiye'de asker olmanın avantajları vesaire hakkında bilgi verebilir misiniz diye takipçimiz soruyor. Genelde Amerikan ordusu vatandaş, Amerikan vatandaşı olan kişileri alır. Green Card'lı olan kişileri alır. Ama istisnai durumlarda ya da Amerikan ordusunun değişik kurumlarında yabancı olanlara da, herhangi bir yeşil kart sahibi olmayan, vatandaşı olmayan yabancılara da bir görev verme, pozisyon verme imkanı olur. Bunun en iyi, sağlıklı cevabını da girmek istediğiniz ordunun kurumuyla irtibata geçip detayları alabiliyorsunuz. Yaş sınırı ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Yaş sınırı bahsettiğimiz gibi Amerikan ordusunun kurumlarından kurumlarına değişebilir. Kimi kurumun isteyeceği yaş sınırı diğeriyle uymayabilir. Ama gördüğümüz genelde en düşük 17 yaş ve en yüksek 40 yaş arası bir şart arandı. Dolayısıyla kurumdan kuruma değişmekle beraber 17 yaş ile 40 yaş arasında bir yaş sınırlaması yapıldığını görebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi gitmek istediğiniz ya da parçası olmak istediğiniz Amerikan ordusunun kurumuyla irtibata geçip onlardan istenen şartları öğrenmeniz çok daha yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişinde yaş olarak 50-60 yaşında olmak Green Card'ın çıkmasına engel midir diye takipçimiz soruyor. Green Card çekilişi başvurularında herhangi böyle bir üst sınır, yaş ortalaması sınırı yok. Dolayısıyla 50 ya da 60 yaşında olması kişinin başvuru yapmasına engel değil. Dolayısıyla kişiler başvurularını
bu yaşta olmalarına rağmen yapabileceklerdir. Bu konuda herhangi bir engel durumu olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya girişte 10 bin dolar üstü para bulunursa ve de bunu beyan edersek bu paraya el mi konur? El konulmuyorsa paramız bize ne zaman geri verilir? Bu aşamada nasıl bir prosedür işliyor diye takipçimiz soruyor. Amerikan hükümetine bağlı olan gümrüğün ya da gümrük görevlilerinin sizin paranızı el koyması için tam tersi siz bunu beyan etmemiş olmanız girişte ya da yanlış eksik beyan etmeniz onların sizin var olan paranıza el koymasına sebep olur. Yoksa siz eğer girişte size verilen formda ne kadar parayla girdiğinizi beyan ederseniz bu paranızı el koyacakları anlamına gelmez. Sadece onlara beyan edilen bir durum bu. Dolayısıyla sizin 10 bin doların üstünde paranızın bulunması ve bunu beyan etmiş olmanız o paranızı almalarını gerektirmez deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika vatandaşı olmadan Türkiye'den Amerika'da banka hesabı nasıl açabiliriz diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'da banka hesabı açmak için kişilerin Amerikan vatandaşı olması gibi bir şartı yok. Yani siz Amerika'ya gelen bir turist olabilirsiniz. Bankadan bankaya değişmekle beraber eğer Amerika'da bulunuyorsanız fiziksel olarak vize türünüzün çok önemi olmadan banka hesabı açmanız mümkün olacaktır. Tabi bazı bankalar sizi zorlayabilir, daha fazla bilgi isteyebilir ama siz başka türlü, diğer türlü bankaları da denediğinizde bunu yapabilme ya da bu hesabı açabilme imkanına sahip olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yöndeymiş bize. Ben Türkmenistanlı biriyle nişanlıyım ve Green Card'a başvuru yapacağım. Nişanlım adına da başvuru yapabilir miyim diye takipçimiz soruyor. Eğer siz Green Card çekişi başvurusunu yapıyorsanız zaten resmi olarak evli değilsiniz bu Türkmenistan vatandaşı olan nişanlınızla. Dolayısıyla tek başvuruyu da ikinizi birleştirmeniz mümkün olmayacak. Ama siz hem kendiniz adına başvuru yapabilirsiniz hem de nişanlınız adına ayrı bir başvuru yapılabilir ya da yapabilirsiniz değil. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan takipçilerimizden birinden gelen soru ise şu yönde. Green Card başvurusu yapmak istiyorum fakat eşimden boşanmak üzereyim. Formda yine de medeni durumumu evli olarak mı belirtmeliyim? Büyük bir ihtimal Green Card'ı kazandığım tarihte boşanmış olacağım. Mahkemenin son aşamalarındayım ve 3 yıldır ayrı yaşıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz Yeşil Kart başvurunuzu yapacağınız şu anki zamanda boşanma sürecinde bile olsanız hala resmi olarak evlisiniz. Dolayısıyla resmi olarak evinizin bittiğini gösteren boşanma kararı elinize geçmediği sürece evlisiniz ve dolayısıyla başvurunuzda da eşinizi belirtiyor olacaksınız. Eğer farz ediyoruz başvuruda şu an eşinizi belirttiniz ama başvuru sonrasında boşandınız. O zaman size eğer Green Card çıkarsa konsolosluk çalışmasından önce yapacağınız adımlarda boşandığınızı, artık evli olmadığınızı ve boşanma kararınızı sunuyor olacaksınız. Bu da herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şuymuş bize. Turist vizesiyle Amerika'ya geldiğimizde Social Security numarası alabilir miyiz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Social Security numarası alabilmeniz için sizin Amerika'da çalışmanızı gösteren ya da çalışabileceğinizi gösteren bir vize türü ya da bir çalışma kartına sahip olmanız gerekiyor. Yoksa şu anki koşullarda Social Security numarası alamayacaksınız ve dolayısıyla bunu turist vizesiyle almanız mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. Community College'da 2 yıl okuduktan sonra yine 1 yıllık OPT çalışma izni veriliyor mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi tabii ki sizin gittiğiniz okula bağlı olacak bu ama eğer sizin bağlı olduğunuz Community College size OPT imkanını sağlıyorsa okul sürecinden sonra evet o zaman bir yıllık OPT çalışma hakkını elde edeceksiniz. Ama böyle bir izin vermiyorsa o zaman sizin OPT'ye geçmeniz en azından 2 yıllık okul sonrası mümkün olmayacak. 4 yıllık eğitiminiz sonrasında bunu yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Yunanistan vatandaşıyım. Amerika'da çalışma izni almamda bunun faydası olabilir mi diye
takipçimiz soruyor. Şimdi siz şöyle söyleyeyim, sadece Yunanistan vatandaşı olmanız tabii ki Amerika'da bir çalışma izni almanıza izin veren bir durum değil. Fakat örnek veriyorum, Yunanistan'ın da bağlı olduğu iyi vizesi, ticari vizelerin ya da yatırımcı vizelerin yapılabildiği anlaşmalara bağlı olan bir ülke Yunanistan. Dolayısıyla Amerika ile olan. Dolayısıyla bundan dolayı da siz Yunanistan vatandaşı olduğunuz için yatırımcı vizeleri ve ticaretçi vizelerinden faydalanma imkanınız olacak. Tabi bunun için de yatırım ya da ticareti yapıyor olmanız şartıyla Yunanistan vatandaşı olmanız sizin için artı bir durum yaratacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden geçen haftadan kalan soru da şu yönde. Work and Travel için bana sponsor olacak şirket Green Card çekilişine başvururuz mu diye soruyor. Nasıl cevap vermeliyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Yani Work and Travel için size sponsorluk yapan firmanın Green Card çekilişine başvurup başvurmadığınızı sorması ilginç bir soru. Bunu neden soruyorlar? Bunu anlamanızda fayda var. Çünkü onların bilmesini gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun için size tavsiyem, eğer isterseniz onlara bir ulaşıp cevabı vermeden neden böyle bir bilgiyi istediklerini öğrenmenizde fayda var. Hani belki sunacakları başka bir hizmet varsa onu mu öğrenmeye çalışıyorlar? Emin olmak istiyorlar sizin ihtiyacınız olup olmadığını. Yoksa ne amaçla sorduklarını öğrenmenizde fayda var. Yoksa onların bilmesini gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 3 çocuğum var. Birisi 21 yaşından büyük. Green Card çekilişini kazansam bile onu Amerika'ya götüremeyeceğimi biliyorum. Diğerleri küçük yaştalar. Başvuru formuna net olarak çocuk sayısını kaç yazmalıyım? 2 mi 3 mü diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz bu tür çekiş başvurusunu yaparken 21 yaşında büyük olan çocuklarınıza sponsor da olamayacağınız için onları belirtmenize gerek olmayan bir durum var. Yani onları belirtmenize gerek yok. Dolayısıyla 21 yaşının üstünde olan çocuğunuzu sizin başvurunuzda belirtmenize ihtiyaç yok. Dolayısıyla o zaman iki çocuk olarak gösteriyor olacaksınız. Bu şekilde ilerlemenizde bir sorun yok deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru da şuymuş bize. Green Card çekilişini kazanıp Amerika'ya gittikten sonra Türkiye'deki emekli maaşımı Amerika'da alabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Türkiye'de emeklilik hakkına sahip olduysanız ki burada olduğunuz belirtiliyor. Siz nerede olursanız olun bu haktan faydalanmanızda bir engel gözükmüyor. Türkiye'deki emeklilik kurumuyla görüşüp, sosyal güvenlik kurumuyla görüşüp bu noktada neyle karşı karşıya kalacağınızı öğrenmenizde fayda var. Yoksa tahmin ediyorum sosyal güvenlik kurumu da sizin burada çalışıp çalışmayacağınızı, nasıl bir gelir elde edip etmeyeceğinizi bilip bu emeklilik maaşı durumunu dikkate alıp tekrar değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Yoksa burada da olsanız hakkınız olan bir durumu elde edeceğinizi düşünüyorum. Ama tavsiyem dediğim gibi bunun için kesinlikle bir görüşme yapıp emin olmanızda fayda var. Sosyal güvenlik kurumuyla deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben emekliyim. Green Card çıkmasında bir problem olur mu? Böyle bir örnek gördünüz mü diye takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Sizin emekli olmanız Green Card çıkmasında herhangi bir sorun oluşturan bir durum değil. Önemli olan Green Card çıktığı zaman sizin eğitim noktası ya da tecrübe noktasında Green Card'ın şartlarını yerine getiriyor olmanız. Bu şartları yerine getirdiğiniz sürece emekli bile olmuş olsanız, eğer Green Card çekilişini kazandıysanız o zaman yeşil kart hakkını, green kart hakkını elde etme yolunda ilerliyor, biliyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Çalışma izninin gelme süreci evlendikten sonra mı başlıyor yoksa belgeleri gönderdiğiniz tarihten itibaren mi başlıyor diye, süreç başlıyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla bu takipçimiz Amerikan vatandaşıyla evlenme durumu olan ya da evlenmiş olan bir takipçimiz ve dolayısıyla buradan da çalışma iznine başvurmuş ya da başvuru yapıyor olacak kendisi. Burada çalışma iznini alacağınız bekleme süresi sizin evlendiğiniz tarih değil, tam tersi sizin göçmenlik dairesine başvuru yaptığınız tarihten itibaren başlıyor olacak. Dolayısıyla siz eğer evlendiyseniz ve başvurunuzu yapmadıysanız çalışma izni almadığınız mümkün olmayacak. Ve ne zaman evlenir ve başvuru yaparsanız o zaman da
çalışma izni süresine giriyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle evlilikte oturum almak için maddi manevi bir şart gerekir mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla takipçimizin sorduğu şu. Amerika'da turist vizesiyle bulunan bir kişi bir Amerikan vatandaşıyla evlenme durumunda Green Card'a da oturuma gitmesi için herhangi bir maddi manevi şart var mı diye soruyor. Buradaki maddi şart şu. Tabii öncelikle göçmen terzinin harçları var. Onların da ödenmesi gerekecek. İkinci maddi durum ise Amerikan vatandaşı olan eşinizin size finansal anlamda sponsor olabilecek bir finansal güce sahip oluyor olması gerekecek. Eğer bu finansal gücü yok ise o zaman sorun teşkil eden bir durum olacak sizin için bu. Çünkü eğer onun geliri yeterli değilse size bakmaya o zaman da Amerikan vatandaşı olan ya da Green Card'ı olan başka bir ek bir sponsorla finansal durumu çözüyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Manevi bir şart dediğiniz nokta için de şunu söyleyebilirim. Orada tabii sizin evliliğinizin gerçekliği ve gerçekten eşinizle beraber yaşıyor olmanız bunun manevi tarafı olabilir diyebiliriz. Dolayısıyla bunun göçmenlik dairesinde gösteriliyor olması önemli bir durum olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Amerika'da yapacağımız yatırımlar için ABD devletinden destek alabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Amerikan hükümetinin teşvikler noktasındaki programları çok çeşitli ve değişik olacaktır. Hem siz bölgesel olarak bu tip bulunduğunuz kasabadaki belediyeden destek alabilirsiniz ya da bu imkanların olup olmadığını öğrenebilirsiniz yatırım yapacağınız yerde. Ya da şehirden ya da eyaletten ya da federal hükümetten bu tip programların olup olmadığını öğrenmenizde fayda olacaktır. Örnek veriyorum, bir üretim başlatacaksınız ya da bir iş kuruyor olacaksınız. O üretimi ya da işi başlatacağınız eyaletin Amerika'da belki buna çok daha fazla teşvik veren, daha iyi teşvik veren eyaletleri seçip onların üzerinden gidiyor olmanız belki gerekecek ki bu sayede en uygun, yeterli olan teşvikleri alabilin deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Florida'ya mesleki pilotluk eğitimi için gelmek istiyorum. Evliyim ve 3 çocuğum var. Bunun için araştırma yaptığımda F1 ve M1 vizeleri olduğunu gördüm. Eğitim süresi minimum 1 yıl olduğundan eşim ve çocuklarımın da eğitimim sırasında yanımda olmalarını ya da en azından birkaç ay yanında kalabilmelerini istiyorum. Eşim çalışmadığından bu vizelerden hangilerini almam eşimin ve çocuklarımın yanıma gelmesini kolaylaştıracaktır diye takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan durum şu. Sizin eğitim için buraya gelecek bir vizeyi alıyor olmanız. Bu F1 de olabilir, M1 de olabilir. Yani F1 de olabilir, M1 de olabilir. Önemli olan nokta sizin eğitim için buraya geliyor olmanız ve bu eğitiminiz için de bu onayınızı alıyor olmanız. Dolayısıyla siz bunları yaptıktan sonra, bu onayları aldıktan sonra herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan vizenizi aldığınızda eş ve çocuklarınızın da almaması için bir sebep olmayacaktır. Dolayısıyla ister bu F1 olsun, ister bu M1 olsun, eşinizin karşı karşıya kalacağı kriterlerden bir tanesi tabii ki Türkiye'deki bağları olacak. Bu bağlar noktasında kuvvetliliği ikisinde de aynı etkiyi gösterecek. Ama önemli olan noktada, diğer bir noktada sizin burada onayı alıyor olmanız, siz onayı aldıktan sonra eş ve çocuklarınızın da almaması için bir engel kalmıyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir de tabii şu olacak, sizin vizeyi aldığınız süreçle orantılı bir şekilde onlar da vizeyi alıp burada sizinle kalabileceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 5 yaşında çocuğumu Amerika'da okula yazdırmak suretiyle çalışma ve oturma izni almak mümkün müdür diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer sorduğunuz nokta sizin Amerika'da oğlunuzun burada okula gitmesi ya da burada öğrenci vizesi alması ya da oğlunuzun Amerikan vatandaşı olması ve şu ufak oğlunuzun sizin burada kalabilmeniz için çalışma izni ya da oturum izni veriyor mu diye öğrenmeye çalışıyorsanız vermiyor. Yani bu mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla oğlunuzun burada, çocuğunuzun burada eğitim alıyor olması
sadece onun kalmasına imkan veren bir şeydir. Siz ebeveyni olarak, babası ya da annesi burada kalmak istiyorsanız kendiniz için de kalabileceğiniz, burada oturum sahibi olabileceğiniz ya da çalışabileceğiniz vize türünü seçmeniz ve adımları atmanız gerekiyor. Belki bir iş kuracaksanız yatırım yapmış olmanız ya da ticareti yapıyor olmanız gerekecek ki hem burada oğlunuzla kalabilin hem de bu sayede gerekli gelir elde edip çalışabilin diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Avrupa'da yaşıyorum. Bunun green card çekilişinde etkisi oluyor mu diye takipçimiz soruyor. Sizin nerede yaşadığınız green card çekilişinde çok önemli olan bir durum değil. Önemli olan sizin vatandaşlığınızın nerede olduğudur. Yani sizin hangi ülkenin vatandaşı olduğunuz sizin için daha önemli bir durum olacaktır. Eğer siz Avrupa'da bir ülkenin vatandaşıysanız doğru, o zaman çekilişte şansınız daha fazla olabilir. Yoksa orada oturuyor olmanız, oranın vatandaşına sahip olmadan oradaki yani çekilişte size kolaylık sağlayacak herhangi bir durum teşkil etmeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında aldığımız soru da şu yönde. Green Card çekilişine başvurdum. Bu Amerika'ya Work and Travel vizesi ya da öğrenci vizesi almaya problem oluyor mu? Oluyorsa öneriniz nedir diye takipçimiz soruyor. Çekilişe başvuru yapıp yapmamak noktasındaki karar tabii sizin vermeniz gerekiyor. Amerikan konsoloslukları onlara yapılan göçmen olmayan vize başvurularında kişilerin çekilişe başvurup başvurmadığına dair herhangi bir bilgi istemiyorlar ya da sormuyorlar. Dolayısıyla bu çok onlar tarafından önemsenen ya da incelenen ya da araştırılan bir durum değil. Fakat tabii bu onların bunu incelemeyecekleri, tespitine bakmayacakları anlamına gelmiyor. Tabii ki sizin çekilişe başvurmuş olmanız daha sonra bir TÜİK sitesi ya da öğrenciniz başvuru yaparken önünüze gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Önünüze gelebilir. Önünüze gelip size engel de çıkarabilir. Ama genelde gördüğümüz bu şekilde bir değerlendirmeye Amerikan konsolosluklarının genelde girmediği. Çünkü bu böyle bir başvuru aslında sadece bir çekiliş yapılan başvuru gibi durabilir. Ve asıl green card yani göçmenlik dairesine ya da bir göçmenlik vizesi için herhangi bir başvuru adımı atılmadığı için onlar genelde bununla ilgilenmiyorlar. Ama tabii ki bunları bilmenizde fayda var. O yüzden açıklıyorum detayları. Yoksa direkt engel olacaktır diye bir kaydı söz konusu değil deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip dil kursuna gidebilir miyim? Ya da Amerika'ya geldikten sonra F1 öğrenci vizesi türüne geçebilir miyim diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz turist vizesiyle Amerika'ya geldiğinizde eğitim almak istiyorsanız, eğitim almak için ya Amerikan konsolosluğundan F1 vizesini, F1 vizesini alıp gelmeniz gerekecek. Ya da Amerika'daki turist gezintiniz sonrasında statü değişikliğine geçip turist statüsünden öğrenci statüsüne geçiyor olacaksınız. Yoksa öbür türlü turist vizesine sahip olduğunuz bir zamanda burada sadece o amaçla bulunmanız, eğitim almıyor olmanız gerekecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise bugün canlı yayında şu. Ben green card'ı kazanırsam tam olarak ne kadar masraf yapacağım diye bu takipçimiz soruyor. Siz eğer green card kazanırsanız yapacağınız en önemli ödemelerden bir tanesi $330 olan State Department'a yapılan ödeme olacaktır. Bu çekiliş sonrası yapılan bir ödemedir. Tabii ondan sonra da konsolosluk çalışmaları için harçlara geçiyor olacaksınız. Ama bütün bu masraflar çok yüksek tutan masraflar değil. Dolayısıyla eğer bu başvuruları kendiniz yapacaksanız bütün masraflarınız $1000 altında bir masraf olacaktır. Burada harçlar ve tabii sağlık raporuna dikkate alarak söylüyorum. $1000 geçmeyen, $1000 altında masraflarla karşı karşıya kalacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. İngiltere'den turist vizesine ret aldım. Bu durum Amerika turist vizesi almamı etkiler mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan konsolosluğuna yapacağınız başvuruda başka ülkelerden aldığınız redler çok onları ilgilendiren bir durum olmayacaktır. Tam tersi başka ülkelerden aldığınız vizeler, ülkelere ziyaretler ya da başka ülkelere gitmiyor olmanız vize almanızı etkileyebilir. Dolayısıyla başka bir ülkeden vize alamamanız Amerikan turist vizesi almanızı etkilemeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Konsolosluk görüşmeleri için gittiğimizde bankadaki parayı dolar olarak mı
yoksa Türk lirası olarak mı göstermeliyiz diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Yani ister bunu dolar olarak gösterin, isterse Türk lirası olarak gösterin. Önemli değil. Önemli olan bu Türk lirası bile olsa onların isteyeceği minimum şarttaki dolar rakamını yakalayan bir rakam oluyor olması. Yoksa dolar ya da Türk lirası olmasının çok büyük bir önemi yok. Çünkü sonuçta para değerine bakıp Türk lirasının ne kadar dolara denk geldiğini bilebilecekler. Dolayısıyla paranın dolar ya da Türk lirası olması çok önem arz etmeyecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Green Card hakkı kazandıktan sonra Amerika'ya kendimiz mi yerleşiyoruz? İşi kendimiz mi buluyoruz? Yani Amerika'ya geldikten sonra kalan tüm her şeyi kendimiz mi yapıyoruz? Green Card kazananlar için herhangi bir devlet desteği oluyor mu diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer Green Card kazandıysanız bu sadece sizin artık Amerika'da oturabileceğiniz, yaşayabileceğiniz ve çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Ama siz kendiniz bundan sonra kalacağınız yeri, kalacağınız bölgeyi ayarlıyorsunuz ve yaşayacağınız evi ayarlıyorsunuz ve iş bulmanız gerekiyor ve çalışacağınız işi de bulup ya da işi kurup hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada devletin, Amerika'daki devletin herhangi bir sosyal desteğiyle karşı karşıya kalmayacaksınız. Çünkü biliyorsunuz Amerika'daki sistemde zaten bunu sizin kendiniz kazanıyor, kendiniz oluşturuyor olmanız gerekecektir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika'da staj yaparken master'a başvurup vizemizi değiştirebiliyor muyuz diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle açıklayabilirim. Siz eğer Amerika'da staj yapıyorsanız anladığım kadarıyla C1 vizesi ya da statüsü altındasınız. Ve bu C1 statünüzü ya da vizenizi başarılı devam ettirirken siz başka bir programa geçme arzusunda olabilirsiniz. Bu arada başka bir statüye. Onun için de gerekli I-20'yi aldığınızda öğrenci statüsü için başvuru yapmanızda hiçbir engel yok. Önemli olan şu anki yeni değişimlerle öğrenci statüsü başvurunuzun onayını alana kadar var olan programınızı devam ettirmenizde fayda var deyip herhangi bir sorunla karşılaşmamanız için bu noktaya dikkat etmenizde fayda var deyip bu arkadaşımızın sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim akrabam Amerika'da ticaret yapmak için yeni iş yeri açtı. Benim Amerika vizem var. Beni iş yerine müdür olarak çağırabilir mi diye takipçimiz soruyor. Önemli olan durum şu. Eğer burada bir şirket ya da işletme var ise ve sizi oraya müdür pozisyonunda istiyorsa bu kişi ya da bu firma, o zaman önemli olan tabii sizin eğitiminizin ya da birikiminizin ya da tecrübenizin, yeteneğinizin o işletmedeki etkisi ve dolayısıyla o işletmenin de size sponsor olabilmesi önemli olan. Bu sponsorluk olayı yapılabildikten sonra siz vizenizi alıp Amerika'ya gelebilirsiniz. Ama önemli noktalardan bir tanesi ne tür bir pozisyonda çalışacaksınız ki burada müdürlük demişsiniz. Buna için yeterli kriterlere sizin sahip olmanız ve firmanızın da sizin bu kriterlerinize sponsor olabileceği bir durumun oluşuyor olması gerekir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Çok yetenekli bir sanat öğretmeniyim. Turist vizesiyle Amerika'ya gelip özel okullarla görüşürsem ve eserlerimin bulunduğu bir dosya sunarsam sponsor bir okul bulabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Eğer siz buraya gezme amaçlı geliyorsanız gezi amacınızı yerine getirmenizde fayda var. Ama eğer siz iş görüşmeleri ya da potansiyel iş imkanlarına bakacaksanız o zaman Amerika'ya giriş yaparken B2 değil B1 vizesiyle giriş yapmak istediğinizi çünkü buradaki görüşmeler yapacağınızı dile getirirseniz bu sefer bir sorun yaşamadan bu tarz görüşmeleri yapıp gerekli çalışmaları hazırlayabilirsiniz. Yoksa siz turist vizesi sürecince hani aktif iş arayıp işte bir yerde çalışma fikriyle bunu yapmanız var olan turist vizenizi ihlali demek. Ve bu noktada da göçmenlik görevlileri çok katı davranabilirler ve var olan durumunuzu iptal edebilirler. Buna da dikkat etmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin bugün canlı yayında bize sorduğu soru da şu. DS-260 formunu doldurduğumuz için konsolosluk yetkilileri bir daha göçmen olmayan vize alma şansımızın az olduğunu söyledi. Eğer elçiliğe Green Card sahtekarlığı yapmış birileri hakkında doğru bilgiler versek elçilik bu konuda esneklik gösterebilir mi? Yani bu bilgiler elçilik için önemli midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin
DS-260 formunu doldurup bir başvuru yapmış olmanız sizin göçmen olma niyetinizi ortaya koyan bir durumdur. Dolayısıyla konsolosluk görevlilerinin size dile getirdiği bilgi yerinde, çünkü sizin herhangi bir göçmen olmayan vizeye, farz ediyorum, Türk sitesine başvuru yapmak istediğiniz zaman bu sizin vize alamamanız için önünüze gelecek engellerden biri olacaktır. Ha, bu engeli aşmak için biz başvurularını da ihbar ederiz, bize bunu izin verirler demek çok zor bir durum. Çünkü sizin gün sonunda göçmen olma niyetinizin ortada olduğunu ve değişmeyeceğini gösteren bir durumdur bu. Ama tabii ki siz Amerikan Konsolosluğu'na gerekli bilgileri verebilirsiniz. Eğer bu noktada bir faydalı bir durum olacağını düşünüyorsanız ya da bunu yapan kişilerin kötü olduğunu düşünüyorsanız bu tip adımları atabilirsiniz. Tabii diğer bir gelinmesi gereken nokta, bu tip sahtekarlık durumlarını Türkiye'deyseniz tabii ki savcılıklara bildirmeniz de yerinde olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. F1 vizesiyle Amerika'ya geldim. 10 aydır buradayım. Bir YouTube kanalı kurup Amerika'ya arıcılık öğretmek için geldiğimi söylemem ve burada kalmak istediğimi belirtmem vize açısından problem olur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz burada eğitiminiz için bulunuyorsunuz ve öğrenci vizesiyle giriş yapmış durumdasınız. Tabii siz sosyal medya ağlarından YouTube kanalı açmanızda bir engel yok. Bunu açabilirsiniz. Sizin Amerika'da bahsettiğiniz YouTube kanalı üzerinden vereceğiniz bilgilerle de öğreteceğiniz şeylerin ne olduğunu, yani ne amaçladığını, neden yapıldığını görmek gerekebilir. Yoksa eğitim amacı, yani eğitsel açıdan ya da bilgi verme açısından bu tip bilgiler vermenizde bir engel görünmüyor. Ama tabii bahsettiğiniz videolarda da burada kalmak niyetinizi belirtmekten bahsediyorsunuz. Bu tip bilgiler vermeniz sizin vize alamayacağınız anlamına gelmiyor. Ama tabii bu verdiğiniz bilgilerin ya da niyetinizin önünüze gelip gelmeyeceği aslında problem teşkil eden bir durum olacak. Dolayısıyla eğer siz başka türlü bir vizeye başvurduğunuzda önünüze geldiği zaman bundan sonrası için oluşacak süre için ne yapacağınızın önemi var. Dolayısıyla eğer Amerikan Konsolosluğu sizin bu tarz bir niyette olduğunuzu böyle bir YouTube kanalı üzerinden öğrenirse tabii ki vize almanızda engel teşkil eden bir durum olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru da şu yönde. Çalışma izni süresi bitince yenilemek için başvuru yaptıktan sonra yine parmak izine girer miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi genelde çalışma izni yenilemelerinde durumdan duruma değişiyor. Eğer epey bir süre geçmişse önceki parmak iziyle yeni vereceğiniz başvuru ya da parmak izi arasında, o zaman göçmenlik dairesi sizden yeni bir parmak izi isteyebilir. Ama bazı durumlarda bu başvurular yapılmış bile olsa, yenileme başvurusu yapıldığında böyle bir durum için tekrar bir parmak izi almasına gerek olmadığı ve geçen verdiğim parmak iziyle ilgili olan bilgiler kullanıldığı tarzında bilgi almanız da mümkün olabilir. Dolayısıyla bunun kararını göçmenlik dairesi veriyor olacak. Bazı durumlarında almayabilirler tekrar parmak izi, bazı durumlarda alabilirler deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. H2B vizesi için Amerikan Konsolosluğu'nun İngilizce beklenti seviyesi nedir? İngilizce seviyemizin Work and Travel'a gidenler kadar olması yeterli midir diye takipçimiz soruyor. Şimdi burada önemli olan sizin bu H2B programına onay ve kabul alıyor olmanız iş yeri tarafından. Ve dolayısıyla bu kabul aldıktan sonra çok üst seviyede bir İngilizce gerektiren bir durum yok. Yapacağınız işin gerektireceği seviyede İngilizce biliyor olmanız yeterli olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, son bir soruyu alıyorum. O da şu yönde, takipçimizden gelen bugün canlı yayında. Turist vizesi almak istiyorum fakat kredi kartı borcumdan dolayı maaşımdan icra kesintisi bulunmakta. Bu durum turist vizesi almak için problem olur mu diye takipçimiz soruyor. Başka bir hesapta yeterince para gösterebilir miyim diyor. Şimdi sizin Türkiye'deki karşı karşıya kaldığınız icra durumu ya da kredi kartı borçları Amerikan Konsolosluğu'nun çok ilgileneceği bir durum değil. Ama tabii eğer sizden bir maaş borcusu istiyorsalar ve bu maaş borcusunda ya da SSK kayıtlarında bir şekilde bu icra kesintisi gözüküyorsa tabii ki olumsuz bir etki yaratabilir. Yoksa sizde başka bir hesapta yeterli para olması da bu başvuru yapmanızda yeterli olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.